Pelin Karan Nefis Tarifleri hoş geldiniz efendim. Herkese merhabalar diyelim. Yeni bir sezonla karşınızda olacağız. Show TV ekranlarında hafta içi her gün olduğu gibi. Geçen sezon çok güzel yemekler yaptık. Çok şahane tarifler paylaştık. Harika konuklar ağırladık. Bu sezonda daha da üstüne ekleyerek gitmeyi umuyoruz. Menümüzü daha da zenginleştirdik. Sizden gelen isteklerle daha böyle farklı menüler, zengin menüler geliştirdik. Gene Türkiye'nin her yerinden konuklarımı ağırlayacağım. Burada mutfağımızda birlikte çok güzel tarifleri birlikte yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz kadınlar değişikliği çok severiz. Biz de bu nedenle mutfağımızda bu sezon birazcık ufak böyle dokunuşlarla biraz değişiklik yapmak istedik. İşin içine biraz böyle mavileri, kırmızıları kattık. Menümüz de aynı şekilde çok değişti ve zenginleşti. Bugün de o günlerden biri olacak efendim. Şahane bir menü bizleri bekliyor. Tatlıyı tuzluyu birlikte harmanladık. Bugün hakikaten şimdiye kadar duymadığınız, tatmadığınız lezzetler olacağını düşünüyorum. Çikolatalı kek yapacağız ama içine kabak ekleyeceğiz. Kısır yapacağız ama bunu tahinle soslayacağız. Tavuk yapacağız ama içine turşu ekleyeceğiz. Ve bir de revani yapacağız ki dışına böyle çıtır yufkalar olacak. Dolayısıyla çok farklı güzel bir menü sizleri bekliyor. Bugünkü konuğum da İstanbul'dan katılıyor ama aslen Adanalı. Aynı zamanda bir de Karadeniz gelini. Bütün mutfak kültürlerine çok hakim, çok tatlı bir konuğum var. Sevgili Mürvet Reisoğlu. Hemen onu alayım. Önce bir güzel sohbet edelim. Önce bir onu tanıyalım. Sonra da bu güzel tariflere başlayalım efendim. Pelin Karan'la Nefis Tarifler başlıyor. Yufkalı fıstıklı çiçek revani ile tatlı ustalarının pabucunu dama atın. Nasıl keşfettin bu tarifi? Ben alayım baklava şöyle birkaç parçayı böleyim bakalım ne olacak. Çocuklara bayram ettirecek müthiş bir tarif. Çıtır tavuk sarma. Bir şey diyeceğim bak hemen çok güzel kızardı. Göstereyim mi şöyle? Bakar mısınız içinde kaşar böyle eridi ama dağılmadı. Yapımı son derece kolay olan çikolatalı kabaklı kek. Fark yaratan sıra dışı bir lezzet. Yoğurt var, kabak var. Bu nasıl bir kek ya? Türk kahvesi mi? Evet. Gitgide şok geçiriyorum kek yaparken. Çikolata kokuyor çok güzel. Bir anda evet. Türk kahvesi kokusu var. Şöyle yanına bir yatasım var şöyle. Değişik bir kısır tarifi geliyor. Tahinli kısır yapacağız. Nasıl olur dedim ve kısıra tahin ekledim. Bayağı kimyager gibi takılıyorsun mutfakta evet, değil mi böyle? Ha şu. Evet. Eyvah yakacak beni. Yakacak mısın beni? Koyayım. Of tahin inanılmaz güzel. Evet. Çok yakışmış. Yanıma aldım. Şöyle güzel bir sohbet edelim. Önce bir seni tanıyalım. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkürler. Biraz bize böyle kendinden bahseder misin? Tabii. İsmim Mürvet. İki çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Kaç yaşındalar? 6 yıllık evliyim. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar birisi 3 yaşında. Diğeri ondan daha büyük. Ondan daha büyük. Oh süper. Adana'dan geldim. Eşim Artvin Hopalı. Hı hı. Ben doğma büyüme Adanalıyım ama babam Siirtli, annem Aydınlı. Şimdi sen nerelisin sorusunun cevabı yok ama Hürmet'te. Sen nerelisin peki? Aynen karışık. Melez mi diyorlar? Bilmiyorum biraz öyle oldu galiba ama İstanbul'da aynen. Şu an ikamet ediyorsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Güzel yemekler yapacağız bugün. Değişik tarifleri çok seviyormuşsun öyle evet, duydum. Yeni evet, tarifler evet, denemeyi, evet. Biraz eklemeyi, çıkarmayı, değiştirmeyi. Aynen öyle. Bugün de biraz öyle bir gün olacak değil mi? Evet. Bir de güzel tatlımız var bugün aslında onunla başlayalım güne. Evet. Revani herkes çok sever. Sevmeyen yoktur. Benim de favori tatlım hatta Ali Demir de benim büyük oğlum da sarı kek deyip duruyor ona. Ama bu sefer revani klasiğini biraz dışına çıkartacağız. Evet, sarılıktan çıkacak biraz yeşile dönecek. Yeşile dönecek çünkü aynen, fıstıklı yapacağız. Hem de yufkalı yapacağız hem de bunu çiçek şeklinde yapacağız. Yani içinde her şey var bu revani. Evet. Değil mi? Kesinlikle böyle aynen, misafirleriniz geldiğinde şık sunumu olan, beğendiği lezzeti farklı bir şekilde sunduğunuz, içine de farklı tatlar kattığınız bir tatlı olacak. Evet, baklava tadında. Baklava tadında bir revani gelecek. O zaman önce malzemelerimiz gelsin, sonra revanimize başlayalım. Yufkalı fıstıklı çiçek revani. 8 adet baklava yufkası, 2 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un, yarım su bardağı toz Antep fıstığı, yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi. Şerbeti için 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 2-3 damla limon suyu. Aralarını ve üzerini yağlamak için 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı ayçiçek yağı.
Yufkalı fıstıklı çiçek revanimize şimdi başlayacağız. Biraz bunda tabii malzemesi bol. Hem bir yerde baklavalık yufkamız var, onu kullanacağız. Hem bir güzel revani yapacağız. Ama tabii rengi farklı olacak bu sefer. Çünkü içine fıstık olacak. Sunumu da hakikaten böyle bir çiçek gibi olacak. Nereden başlayalım? Önce şerbeti mi koyalım? Önce şerbeti koyalım. Tamam. Biraz ılık hale gelsin. Tamam. Altını açayım hemen. Şöyle. Çırpıcımızı da alayım. Bir an onu ben karıştırayım hatta. Bardak alalım. Nedir ölçümüz? Şeker incelik atayım ben. Sen de suyunu bekle. 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su. Bir yani birebir. Evet. Sonra da limon. Bir damla limon suyu. Tamam. Şurada suyumuz var Mürvet'im, onu da alabilirsin. Şöyle. Şunu çıkartayım istersen, daha rahat koyacağız. Şöyle. Evet. Bu tarif şimdi nereden? Nasıl buldun? Nasıl keşfettin? Bu tarif tamamen bana ait. Tamamen senin ürünün. Evet. Klasik aslında bir revani yapar gibi gene devam edeceğiz şu aşamada. Sonra içine değişik malzemeler ekleyecek. Önce şekerle yumurtayı çırpıyoruz. Önce şekerle yumurtayı çırpıyoruz. Şöyle evde sana yardım eden kimse var mı bunu yaparken? Tek başına mısın? Tek başıma yapıyorum. Çok keyif aldığım için hiç sıkılmıyorum. Nasıl yaptığımı anlamıyorum. Her seferinde sanki. Emin sonra seviyorsan zaten. Şuradan çırpıcımızı alalım. Şöyle hemen önce iyicene güzelce bir çırpacağız. Evet. Şöyle vereyim sana istersen. Tamam. Şuradan çalıştırabilirsin. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bu kadar çırpıyoruz. Yeterli mi? Fazla. Hani böyle iyice bir çırpmaya, kabartmaya, beyazlaştırmaya gerek yok. Yok, hiç gerek yok. Bu kadar yetiyor. Tamam. Kaşık alabilir miyim? 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağız. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Sonra tekrar pişireceğiz. Artık mikserle işiniz bitti mi? O zaman onu kaldırayım. Şuradan elimizin altından kalksın o. Şöyle yapalım. Şunu dolabın içine atabilirsek şöyle koyalım. Ben bir tane spatula alacağım. Hemen veriyorum. Çekmecede. Bir alt çekmecede. Şuradan. Şunu istersen güzelce karıştırabilirsin. Tamam. Gelelim şimdi diğer malzemelere. Fıstığı bu aşamada ekliyorsun. Evet, bu aşamada ekliyoruz. Dolayısıyla böyle yeşil yeşil bir revanimiz olacak. Evet. Bunu biraz ekonomik hale getirmek için içerisine ceviz ekliyorum. Ceviz. Hangisi daha ucuz bilmiyorum ki. Hepsi de çok ucuz değil aslında ama. Evet, şu an aslında biraz daha. Ama lezzet olarak hem ceviz hem fıstık. Aynen. Belki arzu ederseniz sadece fıstık ya da sadece cevizle kullanabilirsiniz değil mi? Unumuzu ilave ediyoruz. Burada bütün malzemeler hepsi ekleniyor. Şimdi? Şimdi ben bir tatlı kaşığı alacağım. Kabartma tozuyla. Şöyle vereyim. Biraz büyük bir tatlı kaşığı gerçi. Yarım paket kabartma tozu olarak düşünebilirsiniz. Tamam. Bir yandan şerbetimizi şöyle kaynatalım. Vanilyasını koyuyorum bir paket. Böyle. Sonra karıştırıyoruz. Bu arada şunu bir gösterelim kıvamını. Sanmayın ki böyle bir hakikaten kek gibi oldu. Şu an gayet tabii içindeki malzemelerle de alakalı çok yoğun bir kıvamı var. Yani yoğun. Bu tamam. Şimdi yufkamızı alalım. Yufkayı şu aşamada ben alıyor muyuz? Tamam, alıyoruz. O zaman muffin kalıplarımızı da alalım. Evet. Şöyle muffin kalıplarımız var. Bu şekilde bize bir 4 kat yufka lazım. Tamam, şunu hatta arkaya koyabilirim. Yufka, baklavalık yufka kullanıyoruz tabii. Normal yufka değil, baklavalık yufka olacak. Baklava yufkası şöyle 4 kat olması gerekiyor. Bu tamamdır. Hemen hemen hanımların evlerinde bu tip kalıplar oluyor zaten. Böyle muffin kalıplarınız varsa tekli olabilir, böyle çoklu olabilir. O zaman çok daha güzel böyle porsiyon o istediğimiz çiçek görüntüsünü elde edebileceğiz. Kesinlikle öyle. Bunu kaldırabiliriz. Şöyle alalım. Bakalım nasıl yapacağız şimdi. Şimdi bize bir tane bıçak lazım. Hemen veriyorum. Şuradan bir adet bıçak. Tam eşit bir şekilde ayarlayabilmek için ben bu şekilde üçe katlıyorum. Şöyle eşit, aynı ölçüde olmuş oluyor. Tamam. Bu şekilde. Dakika. Şöyle tekrar yapalım. Baştan katlayalım, hanımlar da görsün. Şu şekilde
Yani bu iki evet. tane. Burada şu an kaç tane var üst üste? Dört kat yufka. Dört kat yufka var. Üç tane eşit parçaya böleceğiz. Evet. Şu şekilde yaparsak. Bu arada şerbetimiz fokurdamaya başladı ama limonu daha sonra ekleyeceğiz değil mi? Aha, aynen. Biraz daha kaynasın. Burada şekil çok önemli değil. Çünkü bunlar zaten üst üste gelince şekli değişecek. Hı hı. Bunu da üçe kesiyorum. Tekrar üçe kesiyorsun. Aha. Nasıl keşfettin bu tarifi ya? Çok enteresan. Benim böyle huylarım vardır. Mesela ben... Alayım baklava köfte şöyle birkaç parçayı böleyim bakalım da olacak evet. mısın? Şimdi yağımızı eritelim. Tamam. Şöyle biraz falan sıkı açayım. Kaşığı da vereyim tekrar. Kaşığı da alayım şuradan. Hepsini eritiyor muyum ya? Ha, hepsini tamam. eritelim. Tabii şimdi baklavalık yufka biraz kuru bir yufka olduğu için yağ ile biraz evet. yumuşatacağız. Biraz da soğuk yağ ilave ederiz. Ekleyeyim içine. 2-3 yemek kaşığı kadar. Tereyağın ağırlığını biraz hafifletiyor. Tamamdır. Bunu da oraya alalım. Tabii. Ben bir yandan onu şöyle bir karıştırayım hatta. Bir tane de fırça alalım. Fırça mı lazım bir de? Evet. Şuradan da fırçamızı aldık. Şöyle bir erimeye başlasın. Ben birazcık kalıplarımızı yağlamak istiyorum. Çok kalıpları yağlayacaksın. Tamam. Yani böyle aşaması var tabii tatlının. Hani tek bir revani yapıyor gibi de düşünmemek evet. lazım ama bence değecek sonuç. Kesinlikle. Bir de insanı yemek yaparken aslında nasıl diyeyim? Vazgeçirmeyen, üşendirmeyen şey aslında elin altında malzeme olması. Evet, kesinlikle öyle. Yani bir şey yapacaksınız, ay bir malzeme elinizin altında yok, şimdi kim gidecek bakkala markete? Hadi onu yapmayayım, vazgeçeyim. Biraz öyle oluyor. Biraz galiba bazı şeyleri stoklamak, elin altında bulundurmak evet, lazım. Evet, kesinlikle. Şöyle tutayım yanlara. Sen de elini yapma, dikkat et. Tamam. Yufkamızı bu şekilde bir kat koyduk. Şimdi bir kat koydun. Üzerine böyle çok az tereyağı girdi. Biraz da ortaya alalım. Seyircilerin şöyle rahatça görsün. Tamam. Evet. Zaten dibini de yağlamıştık. Bunu böyle alalım. Şimdi tekrar üzerine bu sefer çapraz koyuyoruz. Çapraz koyuyoruz. Aynı yani şekilde şu köşeler değil. Farklı zıt evet. tarafları yağması evet. lazım. Çok böyle düzgün olmamasına şey yapmasınlar. Dikkate almasınlar. Onu zaten bozacağız tekrar. Tamam. Tekrar bir kat tekrar. Koyuyoruz. Böyle dört kat koyuyor musun? Aha dört kat. O zaman o böyle aradaki sebebi böyle tereyağı da erince çıtır çıtır bir lezzet olacak. Evet, kesinlikle öyle. Son parça. Kapatalım. Bunu da artık biraz daha soğumaya alacağız. Yavaş yavaş son aşamalarına doğru geliyoruz tatlımızın. Evet. Çıkarmak rahat oluyor mu? Aha, çok rahat. Kalından. Üzerinden tutarak yapraklarında. Çarıp kutlayınca muhtemelen çıkartacağız. Evet, evet. Haydi bakalım. Ben bunu bir de kadayıfla yapıyorum. Kadayıfı. Altına mı kadayıf yapıyorsun? Bu yufka yerine yine aynı şekilde kek harcını hazırlıyorum. Kadayıfı parmağıma simit şeklinde sarıp içine oturtuyorum ve ortasına kek koyuyorum. Of, o şekilde de muhteşem. Bu da kadayıf sarma gibi şu herhalde evet, fıstıklı kesinlikle. Değil mi? Şimdi bunun içine kek harcımı da koyabilirim. Biraz tabii içine kabartma tozu olduğu için şişme payını da düşünüp çok fazla doldurmamak lazım değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Bu şekilde bütün malzemeyi hepsini evet, eşit şekilde pay ediyoruz. Böyle. Şimdi fırına göndereceğiz. Evet. Ne kadar sürede pişiyor? Kaç derecede? 20-25 dakika. Yufkalar kızarana kadar o esnada zaten içindeki harç pişmiş oluyor. Yani hem yufkası kızaracak aynen hem içindeki kekin biraz da bir kabarması ve pişiyor olması lazım. Şimdi bunu... 180 derece iyi midir? Evet, 180 derece iyi. Şöyle açtım o zaman. Bunu bu şekilde rüzüyoruz. Yufkalar artık kuruduğu için kırılacaktır. Artık üstünü kapatacaksın. Ha, öyle mi? Bu şekilde kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle açık bırakmayacağız üstünü. Hayır hayır. Kendiliğinden kırılması sıkıntı yok ama tabii ister istemez kuruyor beklerken. Kendisi tekrar açılacak. O kek alttan ittirecek onu muhtemelen.
Aynen öyle. Kek kabarınca ortadan görünecek ve gerçekten bir tomurcuk gibi. Gül gibi görünecek. Ay, dokunması da çok güzelmiş. Baklava gibi çıtır çıtır ya şu an. Evet. Bu şekilde. Geldiğinin açılırsa da hiç dert etmemek lazım. Hadi üzerine gönderelim. Tereyağı gezdiriyoruz. Ay, o varmış. Ben de bir fırını açtım ama bir önce gönderip yemek istiyorum. Evet. Tekrar bir kalan erittiğimiz hem sıvı yağ hem tereyağını karıştırmıştık. Evet. Bunu da üzerindeki yufkaların daha iyi kızarması, daha çıtır çıtır olması için ilave ediyoruz. Zaten çok fazla bir yağ kullanmadık. Sadece yufkaların arasında kullandık. Aha, bu da çok fazla gelmeyecektir. Gözü korkutmasın. Bu şekilde. Asıl lezzet burada. Şu ikisini dökeceğiz. Tabii. Evet. Güzel, değişik bir tarif. Porsiyonluk da sunma olduğu için daha kolay evet, misafirlere. Evet, kesinlikle. Hadi bakalım, gitsin şöyle. Gönderelim fırınımıza. Tatlımızı fırına attık. Şimdi sırada çıtır tavuk sarma geliyor. Çocuklara bayram ettirecek müthiş bir tarif. Çıtır tavuk sarma. Ay, bir şey diyeceğim. Bak, hemen çok güzel kızardı. Göstereyim mi şöyle? Bakar mısınız, içinde kaşar böyle eridi ama dağılmadı. Yapımı son derece kolay olan çikolatalı kabaklı kek. Fark yaratan sıra dışı bir lezzet. Yoğurt var, kabak var. Bu nasıl bir kek ya? Türk kahvesi mi? Evet. Gitgide şok geçiriyorum kek yaparken. Çikolata kokuyor, çok güzel. Bir evet. Arada Türk kahvesi kabak kokusu var. Şöyle yanına bir yatasım var şöyle. Değişik bir kısır tarifi geliyor. Tahinli kısır yapacağız. Nasıl olur dedim ve kısır atayın ekledim. Bayağı kimyager gibi takılıyorsun mutfakta evet, değil mi böyle? Ha şu. Evet. Eyvah, yakacak beni. Yakacak mısın beni? Of, tahin inanılmaz güzel. Evet. Kesinlikle. Çok yakışmış. Çıtır tavuk sarma geliyor. Çıtır tavuk sarma. 10 adet fileto tavuk göğsü, 250 gram kaşar peyniri, 100-150 gram jambon, 150-200 gram kornişon turşu, 2 adet yumurta, 2 su bardağı un, 2 su bardağı galeta unu. Marinesi için 1 yemek kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Kızartmak için ayçiçek yağı. Günün ikinci tarifi çıtır tavuk sarma ile devam ediyoruz. Tabii bu kadar keklerin, böreklerin, tatların arasında bazen insan bir de böyle lezzetler de istiyor, değil mi? Yani çay saati de yapsanız, günde yapsanız mutlaka böyle bir hani ana yemeğe yakın bir yemek istiyor. Bu da öyle bir lezzet olacak. Ve de içinde aslında çok malzeme var. Nereden bu tarif? Farklı. Bu tarif yemek kursunda. Yemek kursunda öğrenmiştik bunu. Güzel bir davet yemeği aslında. Aynı zamanda fast food'da oluyor. Hem fast food gibi hem davet yemeği gibi değil mi? Kesinlikle. Çocukların da davetlerinde çok sevdiği, çok lezzetli bir tarif. Evet. Böyle orada bir öğrendim. Yapmaya da devam ettim. Yıllardır da yapıyorum. Bunu da herkesle paylaşmak istiyorum. Şöyle aslında biraz yurt dışında böyle cordon bleu diye de yapılır, evet, satılır. Evet. Bazı marketlerin kasap bölümlerinde de bu şekilde hazırlayıp sadece pişirmeye hazır şekilde de satıyorlar. Biz bugün aslında evde nasıl yapabiliriz onu da hem göstermiş olacağız. İçinde çok malzeme olduğu için doyurucu ve lezzetli oluyor. Evet, kesinlikle. Bir tanesi doymamız evet, için yetiyor. Ben de çok severim. Bayağıdır da yemiyorum. Bugün o günmüş demek ki. Hadi başlayalım. Evet. Neyle başlayalım şimdi Mürvetciğim? Şimdi öncelikle tavuğu inceltmemiz gerekiyor. Tamam. Streç alalım. Streç alalım şuradan. Bu arada malzemelerimizde işte tavuk var, içine salam koyacağız, turşu koyacağız, bunu böyle una bulayacağız, paneleyeceğiz, kaşar koyacağız. Yani dolu dolu çok güzel bir lezzet. Isırdığınızda tavuktan ziyade böyle başka lezzetler de gelecek. Evet. Normalde bilinen tariflerde turşu yok. Turşu enteresan, ben ona şaşırdım aslında. Genelde böyle ıspanak falan gibi şeyler de oluyor içinde. Evet, kesinlikle. Bu tamamen tercihe bağlı. Turşu hem böyle ekşilik veriyor hem... Salatası gibi, salatasının içine yiyormuş gibi. Evet. Ben bir bıçak alabilir miyim? Tabii. Kesmek için. Şimdi mutlaka inceltmek gerekiyor mu? Böyle bir tarifte. Gerekiyor çünkü rulo halinde saracağımız için tavuk bayağı bir kat kat olacak. İnceltmezsek pişmiyor. Bir kat daha alacağım. Şu şekilde tavuğumuzu koyuyoruz. Üzerini tamam, tekrar. Süreç.
Bu arada şimdi, merdaneyi de gösterelim. Evet. Bu farklı bir merdane. Herhangi bir merdane olabilir. Su bardağı olabilir. Bardağın tersiyle olabilir. Dövecekle olabilir. Bu merdane en güzeli. Her evde bulunan bir malzeme. Bu şekilde vurarak içten dışa doğru etimizi inceltiyoruz. Vura vura. Bu şekilde yapacağız. Yani böyle merdane evet, kaçar gibi yapmıyoruz. Vura vura. Aha, kaydırarak şu şekilde. Aynı süreç zaten yine kullanabiliriz. Aha, kullanıyoruz. Böyle bakarsanız daha ince bir incecik oldu evet. Şu şekilde. Nereye alalım onu? Şimdi diğerlerine bunu, devam edeceğiz. Önce bir sos yapalım buraya. Yapalım. Sosun içine alırız. O zaman birazdan devam edeceğiz gene bunlara. Şurada dursun. Sosumuzu öyle bir gösterelim. Nasıl bir sos evet var? İçine bir yemek kaşığı köri koyuyoruz. Köri çok da güzel koktu şu an. Evet. Ne kadar aromatik bir kokusu ve böyle evet, yoğun bir rengi var değil mi? Tuz karabiber alalım. Biraz sıvı yağ ekliyoruz. Tamam. Tavuğun her yerini sonra zaten şekilde bol yağda kızartacağız. Fırında yapmayacağız. Biz bol yağda kızartacağız. Aynen. Bir kaşık alabilir miyim Pelin Hanım? Hemen verdim. Orada tatlımız da pişiyor. Herhalde birazdan kapatmamız evet, gerekiyor bir onu onda. Onu hatta çıkarabiliriz şimdi. Çıkartayım mı? Bakalım o zaman şöyle. Çıkaralım. Tamam evet, o güzel oldu. Ama yeşil yeşil altından da çıkmış. Evet. Biraz dinlensin sonra servisini yaparız. Hanımlara şöyle bir gösterelim. Şöyle bozmadan çıtırları. Evet. Şöyle güzel pişmiş. Göstereyim size de mis gibi. İçinden kekler, yeşil yeşil revaniler çıktı. Evet. Şurada arkada biraz dinlensin. İlk sıcaklık çıktıktan aynen, sonra şerbetini ilave edeceğiz. Sonra şerbetini ilave edeceğiz. Sosu gelelim tavuğumuza. Karıştırıyoruz. Bu normalde de güzel bir tavuk sosu aslında değil mi? Hemen köriniz kokuyor değil mi? Evet. Bunu bu şekilde hazırlayıp içine tamam, tavuğumuzu alıyoruz. Biraz burada marine edeceğiz tavukları. Biraz kırılan parçalar korkutmasın. Onu içine saracağız. Tamam. Bu şekilde. Böyle bir kenara alıyoruz. Kenarda dursun. Yaptıkça içinde biriktirelim. Aha, biraz sosu evet, da çekmiş olur evet, bu sırada. Daha sonra zaten iç malzemesini hazırlayacağız. Evet. Tekrar şimdi tekrar devam edelim inceltmeye. Alıyoruz. Tatlımızın ne kadar soğuması lazım? İlk sıcaklığı geçince şerbeti ilave tamam, edebilirim. O zaman biz bu sırada hem tavuklarımızı şöyle güzelce inceltelim. Çünkü biraz birkaç parça var tavuğumuz. Hı hı. Ondan sonra zaten hem onun yapımına devam edeceğiz. Hem de bu sırada şerbetimiz birazcık soğusun ve tatlıyla buluşacak. Ay çıtır çıtır. Şahane gözüküyor. Şerbetimizi de alalım. Şöyle getirdim. Biraz şerbeti de bekleyecek değil mi? Aha, şerbette hatta bir gece beklemesi çok daha, daha iyi, da iyi oluyor. Olabilir. Şöyle sana vereyim. Daha lezzetli oluyor. Şöyle ilk sıcaklığı gittikten sonra ılık şerbetimizi üzerine döküyoruz. Yani tatlının ilk sıcaklığı gidecek, şerbet de biraz ılık olacak. Evet. Biraz da böyle çeksin. O çekene kadar evet, biz de çıtır sarmalarımızı yapalım tavuklarımızı. Evet. Ben o zaman gene arkaya alayım. Aha. Biz burada tavuklarımızı yaparken. Kaşarı tavuğu saracağımız büyüklüğe göre kesiyoruz. Yani şu büyüklük iyi. Hı hı. Çok böyle incecik de kesmiyorsun galiba. Aha, evet. Biraz böyle hani eridiğinde de kaşar içinde belli olsun diye. Evet. Yağımız da ısınıyor. Bu şekilde şu büyüklükte. Böyle. Böyle yaparsak içinde eriyip patlamıyor. Hmm, patlamıyor. Kızarınca. Ne yaparsak patlar? Yani ne yapmamak gerekiyor? Rendelersek biraz daha hani çabuk ereyeceği eriyebilir için daha, tamam, daha biraz daha gevşek bir kıvam alıyor. O zaman kızartırken eriyip patlayabiliyor. Turşumuzu da... Ben de şurada şu şimdi marine işlemlerimiz için şunları ayarlayayım. Şuradan alalım kabı. Unumuz
var. Bir de galeta unu. Galeta unu var. Yumurta bulamak için. Bir tek yumurtamızı kırmadık, onu da kıralım. Bulama işlemine yumurta, başlayacağız. Yağımız ısındı çünkü. Kıralım. Ben de bir yandan şuradan bir maşa bakayım kendimize. Şuna rahat döndürür diye düşünüyorum. Bu ölçüler tamamen sizin yaptığınız tavuk miktarına göre bir ölçü, bir şeyi ayara gerek yok. Bu şekilde şöyle yaptık. İlk önce tavuğumuzu alıyoruz. Şöyle. Tavuğumuzun marine ettik zaten. Biraz da bekledi bu sırada. Tavuğumuzu aldık. İçine, şimdi burada sıralama önemlidir belki. Jambon koyuyoruz. Tamam. Bir tane. İki dilim kaşar peynir koyuyoruz. İki dilim de turşu, yetiyor. Çok enteresan bir şey oldu ya. Benim yediğimden daha farklı. Evet. Böyle sarıp kürdanla, şuradan bana kürdan verebilirsiniz. Ne yapalım? Nereye batıracaksın? Buradan böyle tutturacağım. Hmm. Bir tane yetiyor mu bir tanesi? Aha, yetiyor. Açılmasın için. Tavuğu tabii çok ince sardık, sarılıyor ama açılmaması şimdi için gene bir aparat lazım. Şimdi bu yanlarını una bulayarak kapatacağız. Şu şekilde. İlk önce una buluyoruz. Tutması için. Hı hı. Şöyle bulayalım iyice. Sonra galeta unu tekrar mı? Ondan sonra yumurta. Yumurtamızı çırpacağım. Çırpayım hemen ben. Ay, onu unuttuk çırpmayı. Burada sıralama önemli değil mi? Mesela önce galeta unu sonra un yapmasınlar. Evet. Şöyle hemen çırpalım. Tamam, bu kadar yeterli. Yağımız ısınmaya başladı. Buluyoruz. Ondan sonra galeta unu. Evet. Ondan sonra şuradan bir tane yine yapıştırıyorum. Bakayım da. Evet, hazır. Böyle kapatıyoruz yanları. Ve pişirmeye başlıyoruz. İlk parçayı gördüğünüz atabiliriz. Gördüğünüz gibi kocaman. Bir de sıkı sıkı oldu böyle. Kapatınca da dağılmadı onunla bununla. Böyle güzelce eliyle onu mümetal etti. Bu şekilde. Böyle kızartabiliriz. Atıyorum içine. Hadi bakalım. Evet. Çizirtiler geldi. İyice kızması ve bol yağ olması önemli tabii ki. Her zaman söylüyoruz. Bu tip yemeklerde iyi ve güzel pişmesini, içinde çiğ kalmamasını sağlıyor ve dışında yanmamasını sağlıyor. Evet. Aynı şekilde devam. Marine ettiğimiz tavuğumuz. İçine mesela tavuğun büyüklüğüne göre salam ya da jambonu kesebilirsiniz. Evet. Kaşar, turşu. Bu şekilde. Sarıyoruz. Tabii bu işlemi önce yaparlarsa elleri bu kadar kirlenmeyecek. Değil mi? Evet. Şuradan bir tane alalım. Alayım. İlk önce mesela sarma işlemi yapıp sonra bulama işlemi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi en azından göstermek için hani sıralamayı böyle yapıyoruz. Ay, bir şey diyeceğim. Bak hemen çok güzel kızardı. Göstereyim mi şöyle? Bak çıtır çıtır oldu dışı. Zaten tavuk çabuk pişen bir et türü olduğu için. Aynen. Önce un, sonra yumurta, sonra galeta unu ve artık kızartmaya. Bu şekilde hepsini yapacağız. Evet. Bu sırada şerbetimiz de biraz çekmiş olur tatlı. Aha. Ondan sonra onu da servis edeceğiz. Güzel bir tarif olsun. Güzel kızardı. Evet. Top top oldu. Şöyle. Çıtır sarmalarımız. Servis tavamıza koyayım. Tamam. Şöyle bir tanesini de içine hatta açıp gösteririz. Aha. Şöyle yapalım. Topluyor da kendini değil mi birazcık? Piştikten sonra. Bunu isterlerse fırında da kızartabilirler. Fırında ne yapsınlar? Direkt fırın tepsisine, fırın kabına alıp kızartabilirler. Kızarana kadar. Şöyle şunun bir tanesini kesip bakalım hatta değil mi? Aha. Nasıl oldu, nasıl gözüktü? Bayağı da porsiyon olarak bol çıktı. Şöyle biraz daha koyabiliriz şunları böyle. Hemen bir tane bıçak vereyim. Tabii. Çatalla birlikte acaba içi nasıl gözükecek? Bir iki tanesini kesebilirsin. Şöyle bir gösterelim en azından içini. Şöyle. Of çok güzel gözüküyor. Evet. Onu da koyabilirsin üstüne. Tabii. Bakar mısınız içinde kaşar böyle eridi ama dağılmadı. Evet. Turşu çok güzel duruyor. Jambonu da aynı şekilde pişmiş. Şahane bir görüntüsü var. Evet. Bunu da bu tarafa alalım istersen. Kokusu da lezzeti de harika.
Kokusu da güzel. Ay çok güzel oldu. Şöyle hemen sunumunu yapalım efendim. Çıtır sarma tavuklarımız hazır. Mis gibi çıtır çıtır. Hem böyle çocuklarınız canı böyle fast food çektiğinde evde yapabileceğiniz içinde böyle bol malzemeli güzel bir lezzet oldu. Biz bu sırada hatırlayalım neler yapmışız içine, neler koymuşuz, sonra da tatlımızı servis edeceğiz. Geldik tatlımızın sunumuna. Çünkü güzelce şerbetin çekmesini bekledik. O yüzden biraz mola vermiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Alalım servis tabağımıza Mürvetciğim. Bir tane çatal alalım. Vereyim hemen. Şöyle üzerine de fıstıkları serperek sunumunu tamamlıyoruz. Evet. Haydi bakalım sunalım efendim. Şöyle gösterelim tatlımızı. Tatlımız hazır. Ne yaptık? Yufkalı, fıstıklı çiçek revani yaptık. Hem görüntü olarak çok şık hem lezzet olarak farklı. Ama bildiğimiz lezzetleri farklı şekilde aslında bugün değerlendirdik. Bir hatırlayalım bakalım nasıl yapmışız. Üçüncü tarifle şimdi devam edeceğiz. Şimdi enteresan bir tarif var aslında. Çikolatalı kabaklı kek yapacağız. Şimdi duyduğumda bana çok enteresan geldi. Eminim herkese öyle gelmiştir. Evet. Şimdi kabak kekin içinde nasıl olacak? Hem de çikolatalı kekin içinde nasıl olacak? Evet. Vallahi çok farklı olacak. Öyle dışına sütlemek için de kullanmayacağız. Baya baya içine ekleyeceğiz kek harcını. Nasıl olacak merak ediyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman önce bir malzemelerimiz gelsin. Neler için ekleyeceğimize bir bakalım. Ondan sonra yapımına başlarız. Çikolatalı kabaklı kek, 3 adet yumurta, 2 su bardağı toz şeker, 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı Türk kahvesi, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı damla çikolata, 2 adet kabak, 2 su bardağı un. Enteresan bir kek yapımına başlıyoruz şimdi. Nereden başlamak lazım? Nasıl yapalım? Öncelikle tereyağı eritelim. Eritelim. Biraz sıcaklığı gitmesi için. Şöyle içine alayım. Hepsini koyayım mı? Yeter. İki parça. Aha, yarım su bardağı. 150 gram oluyor aşağı yukarı. Şöyle. Aha. İki parça eriteceğiz. Orada bir iyi dursun. Tabii. Sonra? Daha sonra yumurta ve şekeri çırpacağız. Tamam, tereyağı alabiliriz. Kapatabiliriz artık onun altına. Çok ısınmamış. Direkt içine mi ekleyeceğiz, ne yapacağız? Sıvı yağla karıştıralım. Karıştıracağız. Sıcaklığı gitsin. Böyle yarım su bardağı, bir çay bardağı oluyor. Böyle. İçerisine ekleyelim.
çok böyle kaynar halini biraz alıştırmış oluyoruz. Aha. Ve tekrar bunun içine ekleyeceğiz değil mi? Yavaş yavaş ben buradan çırpayım. Şöyle. Artık mikseri kaldırabiliriz. Mikser işimiz kalmadı. Sonrasında geri kullanacak mısın? Sonra kullanmayacağım. Kullanmayacağız o zaman. Yoğurdunu ekleyeceğim. Tamam. Bundan sonra bunu aşağı koyabilirsek. Ben de bunu arkaya atayım şöyle. Ben bir tane kaşık alalım. Şöyle. Ya da spatula da olabilir. Spatula da verebilirim. Spatula da. Ne ekliyoruz? Ha, yoğurt da olacak içinde. Yoğurt var, kabak var. Yine yoğurt. Üzerine çikolata var. Bu nasıl bir kek ya? Çok enteresan. Bildiğimiz kek tariflerinin çok dışında bir tarif olacak aslında değil mi? Evet. Bu tamamdır. Şimdi kurularımızı ilk önce eleyelim. Öyle mi? Tamam. Şimdi o zaman bunu kenara alıyorum. Önce sıvıları ne yaptık? Yumurtayı, şekeri çırptık. Üzerine hem tereyağını erittik hem de normal ayçiçek yağıyla karıştırdık. Onu bir tarafa aldık. Şimdi? Şimdi 2 yemek kaşığı kakaomuz var. Tamam. Eleyerek kullanacaksın. Hepsini eliyoruz. Bir paket vanilyamız var. Bir çay kaşığı alabilirim. Verelim. Onların ölçüleri de önemli tabii. Evet. Şöyle vereyim. Tamam. Şimdi? Böyle 2 çay kaşığı kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı da kullanabilirler. Bir çay kaşığı karbonat. Hem karbonat hem kabartma tozu. Neden? Karbonat biraz daha kıtırlık veriyor. Daha sanki daha iyi kabarmasını sağlıyor. Normalde ikisinden biri kullanılır çünkü keklerde. Evet. Türk kahvesi, bir çay niye? Kaşığı. Niye? Türk kahvesi mi? Evet. Gitgide şok geçiriyorum kek yaparken. Bir de Türk kahvesi için içine ekliyorum. Evet. Çikolatalı keklerde, pastalarda gerçekten lezzeti tavan yaptırıyor. Normalde de hanımlar bunu kullansın diyorsun. Evet, kesinlikle. Allah Allah. Ben kakaolu her şeyde, çikolatalı her şeyde tavsiye ediyorum. Türk kahveli kabaklı kek desek buna daha da iyi olacak. İyice ne şok geçirecek misafirlerimiz. Evet. Şimdi onu koyacağız. Un koyacağız. Allah Allah, çok enteresan bir tarif. Merak ettim lezzetini. Evet. Bir de aslında içinde kabak olduğu için çocuklara yedirmenin de biraz bir şey yolu olmuş olabilir. Yani bir şekilde sebze yiyorlar. Evet. Çikolata keki hayır diyecek çocuk yoktur herhalde. Kesinlikle öyle. Seninki nasıl? Tam 3 yaş sever o tip şeyleri. Benimki tabii. Benimki çok seviyor. Yani yemekler arası çok iyi değil, çok kötü de değil. Hani arada. Yemeklerini çok seviyor. Öyle maşallah. Elemeye başlayalım. Ediyoruz. Şöyle yardımcı olayım. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Hmm. Şimdi artık çırpmayacağız. Bunu ilave edeyim. Tamam. Spatulayla. Şöyle. El birliğiyle kabaklı kek yapıyoruz. Burada yumurtanın sönme korkusu yok. Evet, onu şey yapmadın. Gerek kalmıyor. Onu herhalde söndürecek bir durumumuz yok. Evet. Rahatça çırpabiliriz. Sana vereyim. Tamam. Sahibine vereyim kabaklı keki. Tamamdır. Bu arada çikolatayı da ilave edebiliriz. Damla çikolata kullanıyoruz. Bunlar yine marketlerde var. Ben daha geçen gün aldım. Rahatlıkla bulabilirsiniz. İlla böyle pasta malzeme satan yerlere gitmenize gerek yok. Evet. Bir su bardağı damla çikolata. Bir miktar da üzerine serpeceğiz. O zaman çikolatası da yoğun olacak. Çünkü hem içinde kakao, biraz da bir kahveyle de birleşecek. Evet. Piştikten sonra da isterlerse ekstra çikolata ilave edebilirler üzerine. De kabak genelde evde bulunan bir malzeme olduğu için sebze. Evet. Rahatlıkla hani böyle bir anda aklınıza esip bu malzemeler genellikle evde olan malzemeler. Kesinlikle. Türk kahvesi de öyle. Evet. Çok rahat yapılabilir. Bu şimdi kek hamurumuz tamam. Şimdi tamam. Kabağını ilave edeceğiz. Hı. Onu kenara alalım. Şöyle alalım. Tamam. Da şurada kabağı dursun. Yani. Bununla da işimiz bitti. Evet. Bir tane. Şimdi kabak tabii sulu bir sebze olduğu için sonra suyunu sıkacağız tabii içine eklemek için. Çok da sulandırmasın kekimizi. Bunu rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bu mesela internette falan yabancı tariflere bakarken. Şimdi tabii onların malzemeleriyle bizim malzemelerimiz biraz farklı. Evet. Onların kullandığı temel şeyler, ölçüler de farklı. Nasıl uyarlıyorsun? Zor oluyor mu? Çeviriyor musun onları İngilizceden, Fransızcadan belki? Evet. İlk önce çeviri yapıyorum. Tabii çeviri de çok sağlıklı olmuyor. Tabii. Tam net ölçüyü vermiyor. Bu sefer kolları sıvayıp mutfağa giriyorum. Kendi ölçülerimle. Evet, deneye yanıla. Bunu ilk yaptığını tutturdun mu peki kıvamını? Tutturdum. Tutturdum.
O şekilde çok seviyorum ben farklı lezzetleri ortaya çıkarmayı. Böyle sabit bir damak zevkim yok. Tatlı ekşi sosları da herkes sevmez ama ben mutfağımda bulunduruyorum. Herkese de severek yediriyorum. Öyle. Burada kabuklarıyla rendeliyoruz. Sadece baş kısmını alıyoruz. Evet. Şimdi bunu rendeledik. Kabakları rendeledik. Şimdi bunu suyunu sıkıp öyle ekleyeceğiz evet, sanıyorum. Şunu alalım yanımıza. Fazla suyunu alıyoruz. Yoğun böyle köpük köpük bir kek kıvamı oldu değişik. Evet. Bu şekilde. Ay inanamıyorum. Çikolatalı kekin içine şu an kabak koyduk. Şok. Evet. Şoktayız şu an. Kaybolacak. Allah Allah. Kabağı görmeyeceksiniz. Rengi de mi belli olmuyor? Ne oluyor? Tabii olmuyor. Sadece içinde çok minik minik o kabukların olduğu kısım sanırım. Yeşil yeşil kalıyor. O da ıspanaklı kekteki gibi fıstık görüntüsü veriyor. Fıstık görüntüsü. Şu an biraz hani evet, salatalığa da benziyor. Evet. Bakalım şöyle bir yandan karıştırayım. Bu şekilde. Yoğun bir kıvamı var. Aha evet. Ama ıslak bir kek İçinde mi oluyor? İçinde sıvı olmadığı için çok fazla. Farkın evet mesela süt falan dışı koymadık. Sadece art şeker koyduk. Islaklı kaban suyundan olacak. Kaban suyundan. Evet. Gene de fazlasını sıkıyoruz tabii ki. Aha tabii. Rahat çıkarmak için yağlı kağıdımıza koyduk. Çok da pratik bir kek. Hani böyle hem böyle farklı tarif yapayım hem de böyle hızlı olsun evdeki malzemeler olsun derseniz hakikaten böyle evet, bir tarif. Her şeyi bir arada barındırıyor. Şimdi içine aktaralım. Şimdi ben böyle isterseniz... Ben tutayım şunu. Siz tutun. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Biraz pişme süresi diğer kekten farklı. Biraz nasıl? Daha uzun mu? Uzun sürüyor. Hepsini koyalım. Birazcık belki süreyi uzun tutmak lazım o zaman ona göre bakacağız. Başka bir şey ekliyor musun içine? Üzerine tekrar çikolata serpeceğim. Ha tekrar o da böyle üstüne herhalde eriyecek hafif. Evet. Gerçi damla çikolatalar çok da erimiyor. Evet olduğu yani gibi yarısı oluyor. Yarısı eriyor yarısı erimiyor gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle. Vay be. Üzerine kabak serpiyoruz. Koyduk keke. Hala inanamıyorum yaptığım şeye. 180 derece ortalama fırında. Hani 180 fırında derecede aşağı yukarı 50 dakika 50 dakikayı pişiyor. Buluyor mu? Ha. Yani normal kekler normal böyle 40-45 dakika. Evet 40-45 dakika. 5-10 dakika daha fazla pişmesi. Günün favori tarifi diyebilirim bence. Enteresan değil mi? Evet. Hadi gitsin fırına. Şöyle ekleyelim. Koyalım. Evet. Çok pratik oldu ya. İnanılmaz. Evet. Hem değişik hem pratik tarifler hakikaten çok ilgi görüyor bence. Lezzeti de tattığımızda bakalım nasıl olacak. Kabaklı çikolatalı kekimiz fırında pişsin. Biz de bu sırada günün son tarifle devam edeceğiz. Kısır çok seviyor hanımlar. Biliyorum herkes bize bir şeyler yazıyor kısırla ilgili. Değişik bir kısır tarifi geliyor. Tahinli kısır yapacağız. Tahinli kısır. 4 çay bardağı ince bulgur. 2,5 çay bardağı sıcak su. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 adet domates, 1 adet kuru soğan, yarım demet taze soğan, yarım demet maydanoz, 1 adet limon, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber. Günün son tarifi efendim. Şimdi tahinli kısır yapacağız. Tahin aslında herkesin çok sevdiği bir lezzet. Kısır zaten vazgeçilmezlerimiz. Evet. Günlerin, çay saatlerinin. İkisini birleştireceğiz. Böyle kısırlarda biraz farklılık yaratmak güzel oluyor. Kesinlikle. Hanımlar seviyor böyle tarifleri. Kesinlikle öyle. Bunu sen mi keşfettin, ne yaptın? Bunu aslında Mersin'in yöresel bir lezzeti Batırık'tan yola çıkarak. Ha? Batırık yine kısır malzemelerinin bir arada birleştiği ama biraz daha sulu. Daha kaşıkla bandırılarak yenen bir lezzet. Adından belli batırık olduğunu gör o zaman. Aynen öyle. Ben de bunu biraz daha katı halde olsa nasıl olur dedim ve kısıra tahin ekledim. Bayağı kimyager gibi takılıyorsun mutfakta evet, böyle. Onu deneyeyim bunun için ekleyeyim. Kesinlikle farklı lezzetleri sevdiğim için. Oh ne güzel. Tam bize göre. Şahane. Biz seviyoruz farklı lezzetleri. Şimdi önce herhalde bulgurumuzu ıslatacağız. Bulgurumuz 2 su bardağı ya da 4 çay bardağı da diyebiliriz. Tamam. Sıcak suyla suyumuzu alalım hemen arkadan. Eğer ölçü kullanmak isterlerse 2 su bardağına 1,5 su bardağı sıcak su koyabilirler. Gibi. Kimisi
demlendiriyor. Böyle üstünü kapatıp bekletiyor. Sen karıştırıyor musun? Sıcak su koyunca bekletmeye çok fazla gerek kalmıyor. Hmm. Zaten şimdi diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu kendine gelecek. Yeterli olarak şişer diyorsun. Biraz şişmesi lazım tabii. Evet. Burada kekimiz de fırında pişmeye başladı. Bunu kenara alabiliriz. Tamam. Bu tarafta şimdi, kalsın. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şişlikleri doğrayarak başlayabiliriz. Tamam. Bunu sana vereyim. Tamam. Ben de kendime bir kesme tahtası alayım. Tamam. Sana yardım edeyim. Neler var bakalım sebzeler olarak içinde şimdi. Benim bir pişağım vardı onu haşırdım. Maydanoz ekleyeceğiz. Domates koyuyorsun. Hem taze soğan hem de kuru soğan olacak. Evet. İçine mi? Tamam. Bunu içine atalım. Şöyle kuru soğanı. Niye öyle yaptık? Kuru soğanı buraya attık. Birlikte yoğuracağız baharatlarla. Hmm, öyle mi? Sonra tamam. Biraz daha sertliğini almak için. Ne çok kaldı? Domatesimiz kaldı. Sarımsak minik. Sarımsak da olacak içinde doğru. Evet. Bir de iki çeşit salça kullanacağız. Hem biber hem domates salçası. Evet. Sarımsak da bence çok yakışacaktır buna. Evet. Çünkü bol soğan, sarımsak bu tip lezzetlerde çok güzel oluyor. Tahini patlatıyor. Tahin pek biraz sever misin? Ben mesela ikisini birlikte öyle çok sevmem. Bir şeyin için tahini tercih ederim lezzet evet, olarak. Evet ben de çok sevmiyorum. Çok aram yok. Kimyon, karabiber. Kimyon, karabiber. Alayım. Biraz da bir tuz alabilirim. Tuzla başlıyorum. Tamam. Tuz koyayım. Şöyle. Tamam. Kimyonu da attık. Şimdi bir de isot alalım. Isot. Diğeri sanki. Hangisi? Şu. O ama piyan şey. Olan. Ha şu. Evet. Eyvah, yakacak beni. Yakacak mısın beni? Çok fazla koymayalım. Tamam. Ekstra pul biber eklemeyeceğim. Yeter mi? Az daha. Tamam, yeter. Koydum, tamam yeter. Yeter. Şimdi Adanalılar izleyecek tabii Urfalılar da çok seviyor isotu. İsot koymadan olmaz. Tamam koyduk merak etmeyin. Ben de acı seviyorum ama böyle minik acılar seviyorum. Evet. Çok fazla acı beni böyle o lezzetini alamıyormuşum gibi geliyor. Eşim mesela inanılmaz sever acıyı. Ben de çok seviyorum ama benim eşim yiyemediği için ben de ara verdim biraz. Ona göre yemekleri yaptığın için tabii haklı olarak. Evet. İyicene yoğuruyorsun. Sosunu sonra mı ekleyeceğiz? En son. En son. Yeşil koyalım mı? Nar içine ekleyelim şöyle. Hı. Sosumuzda da nar ekşisi var. Yağımız var, limonumuz. Gene tabii ki adını da aldı. Tahin de ekleyeceğiz. Şimdi sosları ilave edebiliriz. Tamam. Bu artık sıcak suyla yoğurduğumuz için. Önce tahin mi? Tahin, nar ekşisi. Tamam. Of acayip bir şey oldu ya. Kısır yapan sosu galiba ya. Şu an öyle düşünüyorum valla. Kesinlikle. Biraz yağından ekleyelim. Bu bulgur salatası değil de kısır. Bulgur salatası ile karıştırabiliyorlar çünkü. Farklı öyle mi? Biraz da limon ekleyelim şöyle. Limon tamam mı? Sıkabiliriz. Çünkü şuradan çekiliyorum. Her şeyi seviyor bu kısırda. Evet. Yağı seviyor. Evet. Limonu seviyor. Biz de kısırı seviyoruz. Ne yapacağız? Annem çok sever. Annem tarif ederse bir yapsın bari. Tadayım bari dur. Evet. Bu kadar çok hazır olmuşken. Bakayım şöyle. Kıvamı da bu. Acı mı? Ay inşallah acı bence değil. Bence değil. Bakayım. Of tahin inanılmaz güzel. Evet. Kesinlikle. Çok yakışmış. Ekşisi, tuzlu. Çok iyi. Her şey çok yerinde. Tamam. Ve çok acı da değil. Daha biraz isterler. Sadece de koyabilirler. Çok güzel olmuş. 40 yıl düşünsen bu tahini koymak aklıma gelmez. Evet. Enfes. Çok güzel. Sunum tabağımızı artık alabiliriz değil mi?
tahin çok yakışmış. Gerçekten çok yakışmış. Bu garantili tarifi söyleyebilirim. Kısır zaten çok seviyoruz. Evet. Yani tahini de bence artık favori olabilir. Enfes. Benim beş çaylarında favori lezzetim arkadaşlarım. Bence de bu öyle bir tarif. Olmazsa olmazlardan. Kesinlikle kısır yapmalısın diyorlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz diyorlar. Yeter. Öyle, aynen öyle. Tahinli kısırımız hazır. Günlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olacak bence. Gerçekten çok güzel tattığım için garanti söyleyebilirim. Bir neler yaptık, neler koyduk hatırlayalım. Ondan sonra kekimizi servisiyle devam edeceğiz. Son bir servisimiz kaldı. O da çikolatalı kabaklı kek. Adı çok enteresan. Bakalım tadı nasıl. Fırından artık çıkartabiliriz. Pişti. Damla çikolatalar da böyle hafif bırakmış ama tam erimemiş. Çok güzel olmuş. Evet. Elin yanmasın. Direkt şuraya alabiliriz. Tamam. Evet. Bir koklayayım bakayım şunu. Çikolata kokuyor. Çok güzel. Bir arada Türk kahvesi kokusu var. Şöyle yanına bir yatasım var. Şöyle. Çok güzel koku geliyor. Evet. İçi böyle nemli bir kek gibi olmuş. Evet. Bakın şurada minik minik yeşillikler var. Onlar işte kabak. Şunun içine atalım. Kabağı nereye koyacaksın? Kabağı da böyle dekorumla şuradan çalayım. Hmm, çok güzel. Hiç kabak tadı gelmiyor. Evet. Gelmedi. Kabak yok. Yok kayboldu. Şöyle hemen sunumunu yapalım efendim. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Görüntü inanılmaz güzel bir çikolata ıslak kek gibi duruyor. Ama bunun adı çikolatalı kabaklı kek. Yanında kabaklarımız da var. Mesajını veriyor içinden olduğunu. Bir neler yaptık neler koyduk hatırlayalım. Sonra da bütün güzel yemeklerimizi soframıza alacağız ve günün özeti gelecek. Yufkalı fıstıklı çiçek revani yaptık. Değişik bir tarif oldu. Daha sonra çıtır tavuk sarmamız var. Çikolatalı kabaklı kek. Adı bile enteresan. Son olarak da tarifimiz tahinli kısır. Yani bir sofra kurduk efendim. Bütün yemeklerimizi önümüze aldık. Çok da güzel gözüküyor değil mi? Tam evet. Böyle bir çay saatine yaraşır oldu. Böyle küçük demliğimizi de aldık. Çaylarımızı da koyduk. Tatlısı tuzlusu, tatlı tuzlu karışığı artık ne evet. Desem bilmiyorum. Evet. Şahane ve değişik tarifler yaptık.
Evet. Eğlendin mi? Keyif aldın mı? Çok keyif aldım. İyi ki geldim. Benim için harika bir anı oldu. Süper. İnşallah çocuklarıma da ileride büyüyünce izleteceğim. İnşallah. Valla çok teşekkür ederiz. Hakikaten. Asıl ben çok teşekkür ederim. Çok değişik tarifler öğrendik bugün, evet, senden. Geldiğin için çok mutluyuz. Ben de öyle. Bu arada bir de cheesecake yapmış, getirmiş. Onu da efendime ben şöyle gösterelim. İnanılmaz böyle bir orman meyveli. Hayatımda böyle, evet, bir cheesecake görmedim. Böyle üstünden akıyor yani o şeyler. Sosları. Sosu. Çok lezzetli gözüküyor. Sen, evet, mi yaptın? Çok lezzetli. Ha, ben yaptım. İşi biliyor. Mürvet işi biliyor, şahane yapıyor. Vallahi çok teşekkürler. Bir de bugün neler yaptık? Bir izleyicilerimize baştan hatırlatalım kaçıranlar için. Efendim, yufkalı fıstıklı çiçek revani yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Değişik bir tarif oldu. Revani yaptık ama revanin içine böyle Antep toz fıstığı koyduk. Dolayısıyla böyle yeşil ve değişik bir revani oldu. Bir de muffin kaplarına böyle baklavalık yufkaları koyduk. Onların içinden böyle çiçek şekli yaptık. İçine keki ekledik. Öyle fırına verdik. Çıktıktan sonra şerbetledik. Dolayısıyla dışında böyle yufka gibi, baklava tadında bir yufka. Evet, çıtır, çıtır. Çıtır çıtır. İçinde fıstıklı bir revani tadı. Evet. Çok değişik bir lezzet oldu. Her şey bir arada barındırıyor kendisi. Daha sonra çıtır tavuk sarmamız var. Bu da böyle bir ana yemek olarak da değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız, evet, böyle canı böyle fast food yemek istediğinde onlara ev yapımı güzel bir şey yapabilirsiniz. Çıtır çıtır şurada gördüğünüz gibi içi de dolu malzemeli bir lezzet, evet, oldu. Bunu mutlaka ama bir kürdana tuturmak lazım yaparken. Yerken de unutmayın, mutlaka çıkarmak lazım. Evet. Ondan sonra geldik kekimize. Çikolatalı kabaklı kek. Adı bile enteresan. Tadı nasıl merak ediyorum. Yani hakikaten çok değişik bir kek. Bol çikolatalı ama içine bir de Türk kahvesi koyduk. Evet. Dolayısıyla o da farklı bir. Yani çikolatayı daha yoğunlaştırdığını ve böyle hafif kahve aroması kattığını, evet, düşünüyorum. Evet. Güzel bir kek tarifimiz vardı. Lezzetini çok merak ediyorum gerçekten. Son olarak da tarifimiz tahinli kısır. Bu da güzel bir kısır tarifi. Kısır hepimiz çok seviyoruz, vazgeçilmezlerimiz ama Mürvet bunu biraz farklı yaptı. Biraz böyle elle yoğurarak, öyle çok kaşıkla karıştırma usulü değil de böyle salçasıyla, soğanıyla çok yoğurdu. Biraz o lezzetin de içine geçmesini sağladım. Evet. Tattığım için de rahatça söyleyebilirim. Hakikaten ekşiliği çok güzel olmuş. Evet. Çok kıvamında. Yani şahane bir sofra. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Dereotlu kek yapacağız. Göster marifetlerini. Tamam. Tuzlu bir kek olacak. Tatlı bir kek yapmayacağız. Pazar günleri eşim yardımcı olur. Mutfakta yardımcı olan eşler favorim. Bir şey değil mi? Çok güzel kabarmış. Çok tadında olmuş. Çikolata bohçaları bence günün enteresan tariflerinden biri. Kızım maşallah daha yaparken yiyor. Kızını aratmam. Merak etme. Yaparken yerim. İşin sırrını öğrendiniz. Öğrendim. Evde yapacaksınız galiba. Tabii ki işinizde. Yapacağım. İşim değil de çocuklarım yapıyor. Anında sıcakken krebi içine muhallebi koyuyorsunuz ve böyle katlıyorsunuz. Oo, efsane gözüküyor. Çok güzel. Bir adet ödüllü patates salatamız var. Çok seviyorum hamur yoğurmayı. Vallahi. Ay, sana bugün hamur yoğurtsaydık keşke. Bodrum'a tatile götüren salata. Birinci olan 5 yıldızlı otele gitti. Sizin kaç yıldız? Bizimki oda kahvaltı, bir tatilde. Diyorsanız ki ben sıkıldım, farklı bir şey sunmak istiyorum. Bu hakikaten öyle bir tarif. Göbek marullu tavuk salatası. Siz evde yapar mısınız yemek? Yapıyorum tabii, ne yapacağım? Çocuklar var, koca var. Ben onu yerim, sıkıntı değil. Güzel, sunumu da hoş, lezzetli bir salata oldu.